Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere tamlamalarla ilgili 18. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu dizelerde numaralanmış tamlamalarla ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Birincisi tamlananı isim fiil olan belirtili isim tamlamasıdır. Bakalım arkadaşlar, bakın dağların yıkılışı belirtili isim tamlaması. Buradaki ış eki nedir? İsim fiildir. Ve yıkılış kelimesi de nedir arkadaşlar? Tamlanandır. İkinci sözcüktür. Dolayısıyla açıklamamıza uygundur. A seçeneğini elemiş oluruz. Yedincisi, tamlayanı sıfatla nitelenmiş belirtili isim tamlamasıdır. Bakalım hesapların korkusu, görmüş olduğunuz gibi her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Hesapların kelimesi nedir burada? Tamlayandır. Nasıl hesaplar? Verilmemiş hesaplar. Bu da niteleme sıfatı görevindedir. Bakın arkadaşlar, tamlayanı ne olmuş? Bir niteleme sıfatı tarafından belirtildiği için B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 2 ve dördüncüsü tamlayanı özel isim olan belirtisiz isim tamlaması örneğidir demiş. Venüs bardağı derken belirtisiz isim tamlamasıdır. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük ek almış. Venüs de nedir arkadaşlar? Özel isimdir. Bu doğrudur. Konstantin duvarında derken yine Konstantin özel isimdir. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla biz C seçeneğini de demiş oluruz. Beşincisi tamlananı kişi zamiri olan belirtili isim tamlamasıdır. Bakalım senin hayallerin. Bakın her ikisi de ek aldığı için bu nedir? Bu belirtili isim tamlamasıdır. Senin sözcüğü burada tamlayan görevindedir ve kişi zamiridir arkadaşlar. Bize neyi sormuştu? Hatırlayın soruda. Bakın tamlananı kişi zamiridir demişti. Burada tamlayan kişi zamiri olduğundan dolayı doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 3 ve dördüncüsü aynı türde isim tamlaması örneğidir demiş. Bakalım 3'te ne var? Ne pazarı? Pazarlar pazarı. Bu nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Konstantin duvarı demin belirtmiştik. Bu da yine nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Çünkü birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için buna belirtisiz isim tamlaması denir. Dolayısıyla E seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkinci soru, dizelerin hangisinde zincirleme at tamlaması vardır demiş. Bakalım, ben bilmem rüzgar bilir, düştüm yelin ardına derken yelin ardı. Birinci sözcük tamlayan ekini almış, ikinci sözcük de iyelik ekini aldığı için burada nasıl bir tamlama vardır arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması vardır. Toros dağlarının üstüne ay un eledi bütün gece ifadesinde ise bakın Toros dağları birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması vardır. Dağların üstü desem burada da yine ne vardır? Kendi içinde bir tamlama var. Belirtili isim tamlaması. Dolayısıyla 3 tane isim bir araya gelmiş. Kendi içinde farklı tamlamalar oluşturmuş. Anlam bütünlüğü var. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Zincirleme isim tamlaması diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Ömrüm oldukça hatırlayacağım. Uyuduğum yıldızlı geceleri derken bakın burada yıldızlı geceler sıfat tamlamasıdır. İsim tamlaması yoktur. Bunu elemiş oluruz. Bu sabah silah sesine açıldı. Özbek'te pencere kanatları ifadesinde ise silah sesi birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması vardır. Pencere kanatları derken de arkadaşlar yine birincisi ek almamış, ikincisi ek aldığı için burada da yine belirtisiz isim tamlaması vardır. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Yalnızca bir dağ başında ellerine kar yağıyor ifadesinde ise dağ başı birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için bu da yine nedir? Belirtisiz isim tamlaması olarak kullanılmıştır. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Üçüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir at tamlaması vardır? İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasını ifadesinde böyle bir kullanım yok.
bunu elemiş oluruz. Yaşadın mı yorgunluğuna yaşayacaksın her şeyi, koklamaktan bitkin düşmüşçesine bir çiçeği derken, yine burada böyle bir kullanım yok, bunu da elemiş oluruz. Kederi de yaşamalısın bütün benliğinle, acılar da sevinçler de olgunlaştırır insan ifadesinde, yine burada da böyle bir kullanım yok, bunu da elemiş oluruz. Uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara, dinleneceksin bir kum tanesi, bir yaprak gibi derken, yine burada da böyle bir kullanım yok, bunu da elemiş oluruz. İnsan balıklama dalmalı içine hayatın, bir kayadan zümrüt bir denize atlarcasına ifadesinde, bakın arkadaşlar, bu ne olacak? Hayatın içi olacak, yer değiştirmiş. Yani bu nedir arkadaşlar? Şu sözcük tamlayandır. Bu da içi sözcüğü ise tamlanandır. Dolayısıyla tamlayanla tamlanan ne yapmış? Yer değiştirmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dizelerde numaralanmış söz öbeklerinden hangileri isim ya da sıfat tamlamasıdır? Güneş açtı derken, güneş isim, açmak fiil. O yüzden burada değerli arkadaşlar isim tamlaması yoktur. Biri eleriz. Bu sabah dediğinde sabah isim, hangi sabah? Bu sabah. Bu sözcüğü işaret sıfatıdır. Sıfat artı isim neyi oluşturur? Sıfat tamlamasını oluşturur. Pırıl pırıldı derken ikileme, yükleme olmuş. Tamlama değil, bunu da elemiş oluruz. Neşeyle doldu derken dolmak fiil. Nasıl dolmuş? Neşeyle. Bu da durum zarfıdır. Burada da arkadaşlar tamlama yoktur. Bunu da elemiş oluruz. Köy okulları derken okul isim. Ne okulları? Köy okulları. Bu da isim. Birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük ise iyelik eki aldığından dolayı biz bu tür tamlamalara nasıl bir tamlama diyoruz arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması diyoruz. O yüzden doğru cevabımız da 2 ve 5 numaralı örnekler olacaktır. Seçeneklere baktığımızda ise doğru cevabımız D seçeneğidir. Beşinci soru. Bu dizelerde numaralanmış söz öbeklerinden hangisi sıfat tamlamasıdır? Hatırlarsanız bir şey söylemiştik arkadaşlar. Adlaşmış sıfatın haricindeki bütün sıfatlar sıfat tamlamasıdır. Bakalım şimdi. Sen sevmeye yeltenmemişsin çocuk ifadesinde herhangi bir tamlama var mı arkadaşlar? Yok. Bu yüklem, bu da isim. O yüzden bunu elemiş oluruz. Belki de kendine güvenmemişsin ifadesinde yine böyle bir kullanım yok. Bunu deledik. Gönlün kurak yaşlarla ifadesinde, bakın, yaş isim, nasıl yaş, kurak yaş, kurak sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim, sıfat tamlamasıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Nefes almak yeter sana derken, burada da böyle bir kullanım yok. Sıfat yok. Yaşamayı öğrenmemişsin ifadesinde yine sıfat yok. Bunu da elemiş oluruz. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim tamlamasının tamlayanıdır demiş. Tamlayan nedir arkadaşlar? Hatırlayın, isim tamlamalarında birinci sözcük nedir arkadaşlar? Tamlayandır. Bakalım. Korktuğum başıma gelmişti sonunda ifadesinde. Bakın, benim başımadır bu. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması var. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Babamın hatıraları anlatmakla bitmez ifadesinde, babamın hatıraları belirtili isim tamlamasıdır. Bu da iyelik ekidir. Dolayısıyla hatıraları sözcüğü nedir burada? Tamlanandır. Fakat bize tamlayanı sormuştu. Bunu da elemiş oluruz. Olayları biraz da sen büyüttün ifadesinde tamlama yok. Bunu da elemiş oluruz. Herkes sıcak havadan bunalmıştı derken, hava isim, nasıl hava? Sıcak hava. Niteleme sıfatı. Bu da arkadaşlar niteleme sıfatında tamlayan durumundadır. Ama bize isim tamlamasını sormuştu. Bunu da elemiş oluruz. Benim için bu kitabın değeri çok fazla derken arkadaşlar, bakın, kitabın değeri. Her ikisi de ek aldığı için bu tamlama nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Kitabın sözcüğü de birinci sözcük olduğu için bu da nedir arkadaşlar? Tamlayandır. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisi isim tamlaması değildir demiş. Türk edebiyatı derken birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için bu nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Şiir üzerine derken ne üzerine? Şiir üzerine. Birincisi ek almamış. İkincisi ek almış. Yine
belirtisiz isim tamlamasıdır. Birçok söz derken söz, isim, kaç söz, birçok. Net olarak belli olmadığı için bu nedir arkadaşlar? Belgisiz sıfattır. Sıfat artı isim de sıfat tamlamasını oluşturur. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çünkü isim tamlaması göreviyle kullanılmamıştır bu söz öbeği. Bakalım eleştirmenlerin yazılarıyla derken eleştirmenlerin yazıları. Her ikisi de ek aldığı için bu nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Okurun gözü derken bakın tamlayan ekini almış. Gözü kelimesi de iyilik eki almış. Her ikisi de kendi eklerini aldığı için bu da nedir yine? Belirtili isim tamlaması olarak kullanılmıştır. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır? Su kirliliği ile ilgili bir seminer düzenlenecekmiş. Su kirliliği. Birincisi ek almamış, ikincisi ek aldığı için bu nedir arkadaşlar? Bu belirtisiz isim tamlamasıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Geçen sene yıl sonunda onunla vedalaşmamıştık ifadesinde. Yine yıl sonu. Birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. İnsanlar çoğu zaman çıkarları için birçok şeyi feda edebiliyor ifadesinde çoğu zaman sıfat tamlaması, birçok şey yine sıfat tamlamasıdır. C seçeneğini de elemiş olduk. Güneş enerjisi ile çalışan arabayı herkes çok ilginç bulmuştu ifadesinde güneş enerjisi birincisi ek almamış, İkincisi arkadaşlar iyelik eki aldığı için bu yine nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Bize belirtiliği sormuştu. Bunu da elemiş oluruz. İyi bir eğitim ile cahilliğin kökü kazınabilir cümlesinde ise bakın cahilliğin kökü in tamlayan eki kökündeki ü de iyelik ekidir. Her ikisi de ek aldığı için anlamlı bir bütün oluşturduğu için bu da belirtili isim tamlamasıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdakilerin hangisinde ötekilerinden farklı türde bir ad tamlaması kullanılmıştır? Mutfağın halini gören annem deliye dönmüştü cümlesinde mutfağın hali. Mutfak kelimesi tamlayan, hali kelimesi de iyelik ekini aldığından dolayı bu nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Yan taraftaki binanın üst katından gürültüler geliyor cümlesinde binanın katı tamlayan ekini almış, iyelik ekini almış. Dolayısıyla bu da belirtili isim tamlamasıdır. Yalnız araya ne giriyor arkadaşlar? Hangi katında? Üst katında. Bakın araya sıfat girmiş. Belirtili isim tamlaması var. Bu yıl herkes ödev konusunu kendisi belirleyecekmiş ifadesinde ise ödev konusu birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük ise iyelik eki aldığından dolayı da burada belirtisiz isim tamlaması vardır. Yazılarımın hepsini bu kitapta topladım ifadesinde ise yazılarımın hepsi tamlayan ekini almış, iyelik ekini almış. Bundan dolayı bu tamlama nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Sıcak iklimlerin insanı cana yakın oluyormuş ifadesinde ise bakın iklimlerin insanı tamlayan ekini almış, iyelik ekini almış. O yüzden bu da belirtili isim tamlamasıdır. Bize neyi sormuştu? Farklı türde bir isim tamlamasını sormuştu. Ödev konusu belirtisiz isim tamlaması olduğundan dolayı diğerlerinden farklıdır ve bunun içine doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümlede numaralanmış tamlamalardan hangisi türü bakımından ötekilerinden farklıdır? Bakalım. Balkon kapısı demiş. Birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için bu nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Akşam esintisi, ne esintisi? Akşam esintisi, birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için yine bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Çiçeklerin kokusu, birincisi ek almış, ikincisi de iyelik eki almış. Bu nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Çocuk odası, birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Büyük bir ahenkle derken ahenk isim nasıl ahenk? Büyük bir ahenk bu da niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla sıfat artı isim de sıfat tamlamasını oluşturur. Arkadaşlar türü bakımından ötekilerinden farklıdır diye sormuştu. 1, 2, 3 ve 4 numaralı
tamlamalar isim tamlaması iken 5 numaralı tamlama ise arkadaşlar nedir? Bakın sıfat tamlamasıdır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi ötekilerinden farklı bir tamlamadır demiş. Pazar günü. Ne günü? Pazar günü. Ek almamış. İyelik ekini almış. Bu nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. İzleyen bir avuç insan. İnsan isim. Nasıl insan? İzleyen bir avuç insan. Niteleme sıfatı artı isim. Bu da sıfat tamlamasıdır. Sporun iki kutbu derken bakın sporunun kutbu. Her ikisi de ek almış. Bu nedir arkadaşlar? Bu da belirtili isim tamlamasıdır. Araya sıfat girmiştir. Futbolun antik dönemi derken futbolun dönemi. Her ikisi de ek aldığı için bu da belirtili isim tamlamasıdır. Nasıl dönemi? Antik dönemi. Antik sözcüğü de burada yine sıfat görevinde kullanılmıştır. Zaman dilimi. Ne dilimi? Zaman dilimi. Birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için burada da belirtisiz isim tamlaması var. Farklı olanı sormuştu. Bakın 2 numaralı yerde izleyen bir avuç insan derken sıfat tamlaması, diğerleri de isim tamlaması olduğundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar geçiyoruz bu testin son sorusuna. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasının unsurlarından biri cümle biçimindedir demiş. Bakalım. Şiir sanatı özgün imgelerin ve içeriğin yanında dil işçiliği de gerektirir. Burada böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş oluruz. Halk arasında dolaşan savaş çıkacak söylentisi birçok insanı tedirgin ediyordu. Dursun. Sonbaharın gelmesiyle birlikte İstanbul yeşil, sarı, kızıl gibi renkleri bir arada topladı. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Adamın uzattığı kitabın kapağının tasarımı yanındaki bütün arkadaşlarımın ilgisini çekti. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu denemiş oluruz. Mektup ve hatıra türü sanatçıların gizli kalmış yönlerini adeta su yüzüne çıkarır. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da denemiş oluruz. Bakın arkadaşlar burada söylenti isim. Ne söylentisi? Savaş çıkacak söylentisi. Bu nedir arkadaşlar? Bu tamlayandır. Bu da tamlanandır. Dolayısıyla birincisi ek almamış, ikincisi ek aldığı için belirtisiz isim tamlaması var burada. Ve şurada arkadaşlar savaş çıkacak ifadesi de bir cümledir kendi başına. Tamlayan cümle şeklinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.